aslında çok ürkütücü bir konuyu konuşacağız ama ters köşe konuşmaya çalışacağız. Arkadaşım, araştırmacı, yazar Kubilay Aktaş'la birlikte üst başlıkta konumuz ölüm ve devamında ölüme yakın deneyimler. Kubilay, biraz zor bir konu, ne dersin? Hoş geldin, merhaba, teşekkür ederim. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Yani hayatın konusu, hep diyoruz ya, Allah'ın bizi ihtinas sıraten müstakimden ayırma, dengeden ayırma. Şimdi az önce böyle ortayı tutturmaya çalışıyoruz ya, belli açılar var, belli sınırlar var. Evet, evet. O sınırlarda en konforlu alanı yakalamaya çalışıyoruz, optimum dengeyi yakalamaya çalışıyoruz. Ölüm konusu da aslında bizim dengemizi bir açıdan sarsan ama bir açıdan da bizi dengeye getiren bir simya, bir dönüşüm. Malum Azrail Aleyhisselam. Azrail Aleyhisselam büyük ayrıştırıcı, simyacı. Cebrail Aleyhisselam bilgileri indirip Mikail Aleyhisselam onları maddeleştirirken, İsrafil Aleyhisselam onu yayarken Azrail Aleyhisselam bütün hepsini, reaksiyonu bambaşka bir mertebeye, menzile çıkartıyor. O açıdan yani tohum kendi içinde reaksiyonlar var ama çatladığı zaman içinden çıkana hayret ediyoruz. Yani bir yumurtanın içinden o civcivin çıkma ihtimali nedir yani, doğmasa bilmeyiz. Yani öldüğü zaman da bir kişinin, şimdi esas iddia aslında bu, yıldız olma ihtimali. Bunu söylememiştik, bunu konuşmamıştık mesela. Bunun üzerinden gidebiliriz. Evet, bir insan öldüğü zaman yıldız mı oluyor? Yani aman Allah'ım. Işık mı oluyor? Evet, bu enteresan bir şey. Peki, yani böyle bir durum. Bir sonraki soru, öldüğümüz zaman yıldız mı oluyoruz diye devam etsin ama ilk soru, şahsım çok merak ettiğim bir ifadeyle, işi kelimeler olan biri olarak çok takıldığım bir söylem. İslami terminolojide çok duyduğumuz, zincirli kuyunun da kapısında yazan her canlı ölümü tadacaktır ifadesi. Bunu her okuduğumda ve her duyduğumda şöyle bir algı oluşur bende. Ölüm dediğimiz şey sanki geçici, anlık, hani her canlı ölecektir ifadesi yok. Her canlı ölümü tadacaktır. Bir an tadacak ve devam edecek gibi. Bu benim yanlış anlamam mı, yoksa doğruluk payı varsa neler? Yani buradaki tat kelimesine baktığımızda bir hani uyuduğunuzun farkında olmazsınız ama uyandığınızda uyumuş olduğunuzu fark edersiniz. Yani uyumuşum dersin ve uyanırsın bir anda. Hani bir geçiş kapısı gibi hissedilen fakat yakalanamayan, tanımlanamayan, ancak olduğu zaman bilinen ve deneyimlenen. Yani onun tadına vardığımızda bilebileceğimiz ama tadına varmadan, yani deneyimin içine girmeden önce bizim için sadece bir teori olarak, hani damdan düşen gelsin diyor ya, onun deneyimi içinde olan gelsin. O açıdan tohum içindeyken ne kadar ölüm hakkında konuşsak da onu bilemeyiz ve bütün yaşamın bekleyişi ve bütün oluşumun nihai sıçrama noktası, hani kuantum dönüşüm derler ya, kuantum sıçrama derler ya, simya ne demektir? İşte bir şeyin bütün yapısının değişmesi, yani bakırın altına dönüşmesi, insanın yıldıza dönüşmesi, işte toprak bedene dönüşüyor. Bir ihtimal midir yani bu? Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü? Ama topraktan bedenimiz oluşuyor. Bu bedenden de bir yıldız doğması, zaten yıldız tohumuyuz, ışık tohumuyuz. Yani aslında her şey ışık. Yıldız derken ışık. Ve yıldız derken bir metafor mu yapıyorsun? Bir metafordan mı bahsediyorsun? Yoksa bildiğimiz gökyüzündeki yıldızları mı söylüyorsun? İşte buradan o bir yıldız olarak görülüyor. Ama o ışık, o yıldız aslında her yerde. Biz de onun bir uzantısı olarak buradayız. Yani o projeksiyondaki ışık ekrana görüntü olarak düşüyor ama kendi küçük sınırlarımızda onu bir ışık olarak görüyoruz. Aslında madde dediğimiz şey de ışıktır, bilinç de ışıktır. Hepsi o sesin titreşimidir, sestir aslında. Bir sayhadır, sura üfürmedir. Hepsini farklı farklı ölçekliklerde deneyimliyoruz. Şu anda ben kendimi beden düzleminde deneyimliyorum ama titreşimim yükseldiğinde, pineal bez seviyesine çıktığımda varlığı ışık olarak görmeye, renkler olarak görmeye başlıyorum. Ama ölçekliğim değiştiğinde, daha derinlere, bedene düştüğümde, zihnin dehlizlerine girdiğimde, o zaman her şeyi bir karmaşa olarak,
görmeye başlıyorum. Dolayısıyla Hazreti Mevlana'nın söylediği taş idim, toprak oldum, toprak öldüm, bitki doğdum, bitki öldüm, hayvan doğdum, hayvan öldüm, insan doğdum, insan ölüp yıldız doğacağım, yıldız ölüp isimsizde doğacağım dediği bu miraç, bu serüven, bu ölçekler arası, bu mertebeler arasındaki hissedişlerin her biri bir öncekinin ölümü, yeni olanın doğumudur. Anne rahminde öldük, geçiş yaptık, bedene doğduk ve bedende ölüyoruz, zihne doğuyoruz, zihinde ölüyoruz, belki de bilince doğacağız ve bilincin en üst mertebesi olan o şuur, o farkındalık, yani ölmeden önce ölmenin, ölümsüzlüğün, artık her bir zerrede titreşmenin farkındalığı, yani zerresin ama kainata gebesin. İşte Peygamber Aleyhisselam'ın belki ümmeti dediği öyle bir dönüşüm ki her bir zerrede fark edebilmek, her bir zerreyi kendinde ve kendini her bir zerrede görebilmek, yani işte alemlere rahmet olmak. Böyle bir ölüm cemalullahı seyretmek gibidir. Allah'ın cemalini seyretmek, bütün hücrelerinde o yüksek farkındalığı ve lezzeti fark edebilmektir. Yani zihni aşabilmektir. Bu anlamıyla biz bunun antrenmanı, bunun tatbikatı içerisindeyiz. Her az önce çok kıymetli bir şey söyledin. Yani. Evet. Anne karnındaki bebek de belki de o doğum sancısını yaşarken, dışarı çıkmaya çalışırken belki de ölüyor olduğunu düşünüyor. Ama sonra bir bakıyor ki yeni bir dünyaya doğmuş. Az önce kastettiği şey ölüm ve sonrası ile ilgili benzer bir aşama mı? Ölüm zaten ilim kavramıyla da bağlantılı. İlim. Yani bir düşüncede ölüyoruz, yeni bir düşünceye doğuyoruz. Ve bu düşünce bir alemle de ilişkili. Yani bir çiğnem ettik ama bir bebek oldu. Bebek çocukluğa geçti. Dil devreye girdiğinde çocuk oldu. Çocuk aklı bali oldu, yetişkin oldu. Dikkat edersen hep ilim arttıkça bir mertebenin ölümü, o açıdan ölen kişi hemen farkına varamıyor bir geçiş sürecinde. Yani ölümün kendisi de bir süreç. Aslında yaşamın kendisi bir süreç. Sadece bu sürecin keskin virajları var. Bu keskin virajlarına biz ölüm diyoruz. Yani illaki bunu bir beden ölümü olarak değil, bir milat olarak, bir devrim olarak. Mesela toplumsal ölümümüz bence bizim koronayla birlikte oldu. Koronayla birlikte hepimizin başına bir kıyamet koptu. Hepimiz öldük. Artık eski algıları taşıyamıyoruz. Taşıyamayacağız da. Ha, onu devam ettirenler işte yeni algıda can çekişmeye başlayacak. Kabir azabını yaşamaya başlayacak. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Ölüm Hazreti Mevlana'nın aslında dünde kaldı dediği bir önceki nefeste kalıyor olmak mı? Yani her anda, her yeni şanda adapte olup o şana ayak uydurabilmek ve görebilmek mi aslında kastettiği? Kesinlikle. İşte yani kavramsal olarak baktığımızda dalgalar üzerinde sörf yapabilmek ölümsüzlüktür. Yani dalgaları aşmaktır. Ama bir dalgada tutunmak, diğer dalga tarafından alabora olmak, o ise bir azaptır, kabir azabıdır. O açıdan iki günü eşit olan bizden değildir diyor Hazreti Peygamber. Ve ölüm anında o büyük sıçrama noktasında bedene ne kadar tutunursak, zihne ne kadar tutunursak, ki amacımız bu boyutta zaten la ilahe illallah diyebilmek, imanlı ölebilmek demek, bilinçli geçiş yapabilmek. Bilinçli geçiş yapabilmek demek, yeniye adapte olabilmek, yeniye sıçrayabilmektir. Yani imanlı ölmek, bilinçli ölmek, bilinçli ölmek, yeniye geçebilmek, yeniye geçebilmek, eskiyi bırakmak ve olanda hayır vardır ilkesiyle teslimiyet üzere. Yani o kıldan ince kılıçtan keskin, tereyağından kıl çeker gibi diyor, müminin canı alınır. Ama kafirinki sanki pamukların arasından dikenli teller çekiyorsun gibi. Ayrılık, yani bir ayrışma, bir simya, farkındalığımızın yoğunlaştığı alandan şu anda başka bir alana geçiş.
Ama bu farkındalık ne kadar esnekse, kişi ne kadar kolay geçiş sağlayabiliyorsa bir nefis mertebesinden diğerine, bir anlamıyla çözülmesi o kadar kolay. Bunu yaşam içerisinde de görebiliyoruz. Yani yaşamın bahsettiğin kendisi de... Pardon, bitir lütfen, affedersin. Skype'ın kötü tarafı bu. Hep kesmek zorunda kaçıp geç geliyor ya. Çok affedersin. Buyur lütfen. Yani uykuya dalıyoruz ya. Küçük bir ölümün kardeşi içerisindeyiz aslında. Küçük bir ölüm. Ve o uykuda rüyalar görmeye başlıyoruz. Bir dünyanın içerisine giriyoruz. Uyandığımızda da başka bir rüyanın, başka bir dünyanın içerisindeyiz. Yani sanki iki rüya arasında, iki dünya arasında sıkışmış bir benliğimiz var. Rüyaya girdiğimizde dünyayı unutuyoruz. Dünyada olduğumuzda bilinçaltındaki rüyaları unutuyoruz. Ama bunlar bir şekilde birbirleriyle bağlantı içerisinde. Yani ikisi de birbirine köprü atmış, bilinçaltı dosyalar bizi tetiklediği gibi biz bilinçaltı dosyalarla iletişimdeyiz. Aslında atalarımla bağlantıda olduğum gibi geleceğimle de bağlantıdayım. O zaman ölüm dediğim şey aslında yaşamın kendisi. Bir taraftan giriyoruz, öbür taraftan çıkıyoruz gibi görünüyor ama bu bizim aklımıza böyle geliyor. Gerçekte girme veya çıkma yok. Yani ölen kişi... gördüğümüz zaman o sanki buradan ayrılmış gibi düşünüyoruz ama onun hala burayla olan bağlantısı da devam ediyor. Biz fark edemiyoruz sadece. O açıdan ölüm ve yaşam diye ikiye ayırma, kadın ve erkek diye, yukarı ve aşağı diye ikiye ayırma yok. Sadece bizim algımızda aşağı ve yukarı var, doğum ve ölüm var. Gerçeklik, realite, hakikat dünyasında ise oluş vardır ve oluş kesintisiz olarak akmaktadır. Dolayısıyla ölüm olmadığı için doğum da yoktur. Sen hep buradaydın ve hep bir sürecin içindeydin. Fakat tanımladığın alana doğum dedin, tanımlayamadığın alana ölüm dedin. Ve başlangıca sebep dedin, yaratan dedin. Tanımlayamadığın, algından çıkmış olan noktaya da sonuç dedin, yaratılan dedin. Ama gerçekte yaratılış var, gerçekte oluş var. Yani... akış var. O zaman bir kapıdan giriyoruz, öbür kapıdan başka bir kapıya gidiyoruz. O kapıdan çıktıktan sonra, az önce söylediğini biraz böyle sonra, başka kapıya gittikten sonra dedin ya, aslında bu dünyayla bağlantısı kopmuyor. Eğer bağ varsa bu dünyayla, bu bağları nasıl kelimelere dökeriz? Burada vuku bulan olaylara tanık oluyor mu? Buradan hangi geçişler sağlanabiliyor kapının öbür tarafına? Şöyle söyleyeyim. Şimdi yakazalarda bazen böyle ilginç. Geçen benim bir yakınım diyor ki bir canavar sesi gibi duydum diyor. Meğerse bizim oğlan diyor sifonu çekiyormuş. Yani onun sesi canavar. Bugün oldu. Benim oğlan baba diyor bir yerde kavga çıkmış, onları yatıştırmaya çalışıyordum. Gerçekten bizim yan binada bir yerde baba oğul bir tartışma yaşadılar. Onların sesleri o. Yani nasıl ki telepatik bağlantılar var. Yani bedenimizle, fizik bedenimizle eterik bedenimiz arasında, eterik bedenimizle astral bedenimiz arasında. Yani benim içimdeki benliklerle senin içindeki benlikler arasında ve bizim içimizdeki benlikler arasında keskin hatlarla çizemeyeceğimiz ama birbiriyle olan bir iletişim söz konusu. Dolayısıyla kabir arkadaşlığı da vardır. Yani kişi öldüğü zaman bedeninin gömüldüğü yerdeki kişilerle bile, benim şu anda komşumun duygularıyla bile bir telepatik bağlantım var. Niyetlerimle, korkularımla, geçmişimdeki tecrübelerimle, deneyimlerimle. Kısaca insan denilen varlığı bir alıcı ve verici olarak düşünürsek eğer ki, alıcı ve verici olarak okuyabilirsek, frekans değişimidir sadece. Yani beden frekansından, beden titreşiminden düşünce titreşimine geçiştir ölüm. Ve o nasıl ki rüyamızın içerisinde o düşünceler
rüyanın algısında gerçekmiş gibi algılanıyor. Ancak rüyadan uyandıktan sonra onun rüya olduğunu anlıyoruz. Öldüğümüz zaman da bu dünyanın aslında bir rüya olduğunu ve 8 saniyelik bir film olduğunu, göz açıp kapayıncaya kadar olduğunu anlayacağımız bir yüksek titreşime geçeceğiz. Peki o titreşimi daha sonra belirleyen ne olacak? Bu dünyanın Z raporunu oraya götüreceğiz. Dünyada yaşamış İşte orası olduğunu... fena. Yani işte tıpkı ne gibi biliyor musun? Atalarının Z raporu şu anda sensin ve bu dünyada yaşıyorsun. Ve kendinin Z raporunu da oraya geçireceksin. Hangisi benim dediğimizde bir tane bir benlik bulamıyoruz. İçimizde o kadar çok benliklerin dans ettiğini, Gurdjieff'in söylemiş olduğu bir şey var. Sende 24 tane ben var, her saat başı bir ben çıkar. Yani anne benleri, baba benleri, öfke benleri, sevgi benleri, korku benleri, içeride nice danslar söz konusu. İşte bunların tam merkezinde yüksek bir iradenin, şuurun olması, yani adil hükümdarın evde olması, yani ehli beyt olmak. Sen evdeysen o uşaklar sana tabi olur. Beynimiz o kadar çok veriyi yıldızlardan da alıyor, yediklerinden de alıyor, düşündüklerinden de alıyor ve atalarından genetiksel olarak da alıyor ve bunları işliyor ve bunları değerlendiriyor. Bir ağacın sonsuz girift yapısı gibi. Yani her bir yaprakta ağaca ait, her bir meyvede ağacın geçirdiği bütün süreçlere ait bilgiler var. Ben bunun hangisiyim dediğinde işte doğumdan, yani bu yaşamdan ölüme, ziyadesiyle ölüme geçişte öyle bir ana denk geliyoruz ki o anda ağacı gözlemleyen olduğunu ama ağaç olmadığını efendim fark ediyorsun. Dünyayı gözlemleyen olduğunu ama dünya olmadığını, bedeni gözlemleyen olduğunu ama beden olmadığını. Yani bütün zannettiklerinin ilk defa dışına çıkınca çırılçıplak tutunduklarının elinden dökülmesi gibi. Belki de dişinde bu zamana kadar bir kıymık vardı, beyninde bir kazık vardı. İlk defa o kazık boşalınca, kazık çıkınca, onun etrafında oluşan iltihaplar boşalınca gözünün feri açılır, net bir görüş sağlarsın ya, gün o zaman yepyenidir, yani ilk defa görüyormuşsun gibi. O zaman anlarsın, idrak edersin, filmin bütününü görürsün. Uyanma odur yani. Beyindeki kazığın çıkmasıdır. Kendi kendine konuşan beynin artık susmasıdır. Ölüm anında o ana denk geleceğiz. İşte o an bir noktada, o anda kalabilen, o anda durabilen, ziyadesiyle bu boyutta durabildiysek orada durabiliriz. Yani bu boyutta ne kadar çok anda kalabildiysek, ne kadar çok mindful zihnimizi arındırabildiysek orada zihinsizliği deneyimleriz. İşte bu zihinsizlik imanlı ölmektir. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Zihnin kendisinin aslında bir tür cehennem, etki tepki mekanizması, diş gıcırtısı, sıkışma, çatışma, dualite, yani deni denilen dünya olduğunu eğer ki anlarsak, bir zihnin savaş olduğunu anlarsak ölüm anında, hatta cinsellik anında. Cinsellik anında da orada zamansızlığı ve mekansızlığı, boşluğu deneyimliyoruz. Büyüler orada çözülür. Ben 2 gündür çocuklarla Luna Park'a gidiyorum. Bostancı Luna Park'a gidiyorum. Orada işte kayağı falan biliyoruz ama çok şeyler var böyle acayip, yani yer çekimsiz anları deneyimleyeceğimiz, böyle 3-5 saniye, 5-10 saniye deneyimleyeceğimiz şeyler var. Orada çözdüm. Dedim ki bundan sonra böyle işte büyüye tutulmuş, vesvesesi, kaygısı, endişesi olanlar veya metafizik nedir, mana nedir, iman nedir diyenler bence onlara binmeli. Çünkü o yukarı çıkarken o kayık, gondol diyorlar değil mi ona, gondol mu diyorlar galiba?
Gondol. O yukarı çıktı, aşağı inerken o yukarıda bir askıda kalıyorsun ya böyle. O boşlukta kalıyorsun ya. İşte ölüm aslında o boşlukta o en derin nefesi aldığın nokta. Orada eğer kendini kasar bırakmazsan bir azap gibidir. Ama ne kadar bırakırsan da o kadar çözülme olur. Zihnin hareket edebilmesi için belli bir frekansa ihtiyaç vardır. Zamana ve mekana ihtiyaç vardır. Zaman ve mekan olmadığında, yani algılayan ve algılanan olmadığında zihinsizlik dünyasına, o boşluğa düştüğümüzde zihin çözülür. Zihnin çözülmesi zihne ait şeylerin de çözülmesidir. Ölüm anında zihnimiz çözülür. Ve aynı şekilde cinsellik esnasında da zihnimiz çözülür. Ve aynı şekilde büyük heyecanlar ve korkular eşiklerinde de zihnimiz aslında çözülür. Aslında ölüm dediğimiz şey bir anlamıyla zihnimizin çözülmesidir. İlk defa zihinsizliği deneyimlediğimiz, zihin olmadığımızı idrak ettiğimiz, beden olmadığımızı fark ettiğimiz, peygamberler doğru söylemiş, dünya hayatı yalan derken bir illüzyon, yani bir yanıltıcı, meğer ben o değilmişim, ben onun gözlemcisiymişim, yani bir ben vardır bende, benden içeri noktasındaki, o en içerideki benden diğer benliklerime baktığımda, o zaman görmüş olduğum rüyaya uyanmış oluyorum. Yani rüyayı... Ve ben ne yaptım diyor herhalde kişi orada. Aman Allah'ım diyor. Geçmiş. Belki de kabir azabı yani, bu mu acaba? Ben bu hayale mi bu kadar kestim, taktım? Diş yokmuş ki tam diş ağrısı olsun. Ya da yani, başım yokmuş ki başıma giren çivi olsun. Kabir azabı denen şey tam bu olabilir mi? Ben bu yaşamı yaşamamışım. Yaşanacak bir ömür varken nelerle uğraşmışım? Pişmanlık, ilişkilerdeki pişmanlık, ıskalamak, yaşamı ıskalamak. Verilmiş olan hediyeye hıyanet, yani kullanamadım, zamanı kullanamadım, değerlendiremedim. Yapacak bir sürü zaman varken, imkan varken ve gerçekten dönmek isteyecek insan. Yani bir fırsat daha yok mu hani? Yani bir fırsat daha yok. Bunu da aslında biz zaten hiç ölmeye gerek yok. İşte belli yaşlara geldiğimizde 20 yaşındaki enerjim şimdiki aklımla olsa bir şöyle bir şey var. Geçmişe dönmek yok ama içinde bulunduğum anı ve zamanı yeniden değerlendirebilirsin. Yani yaşlılığın da kendine ait yapacak işleri var. Gençken de kendine yapacak işler var. Bu faaliyet bedenle ilgili değildir. Aslında hissedişle, aslında kanaatle ilgilidir. O açıdan ölüm anında yeni bir noktaya şey yapıyoruz, geçiş sağlıyoruz. Önemli bir eser orada der işte, Amak Hayal'de de anlatır. Peygamber Aleyhisselam vefatında şöyle bir dünyaya bakacağım der, sadece Azrail'den izin ister. Bir manada anlatılır yani, bir romanda okumuştum bunu da. İşte peygamberin ölümünde diyor, Azrail'den izin istedi. Uzun zamanlar burada bir konakladım. Şöyle bir bakmak istedim. Yani şöyle bir bakma ifadesi aslında çok manidar. Ama kimileri bakmaz, tekrardan dönmek ister. Yani bir bakmak, bir bakış olarak oradan ayrılmak var. Bir de orayı tekrardan yakalamaya çalışmak var. Yani gondol yukarı çıktığı anda ya kendini o boşluğa bırakırsın, orada çözülürsün veya sıkıca tutunursun, o boşluğu bedeninde iyice kasarsın. Ve karnımızda o gıdıklanma olur ya, batın bölgesinde, mide menzilinde. Mide bulantıları da o kasmaktan gelir aslında, biliyor musunuz? Halbuki kendini boşluğa bıraktığında miden bulanmıyor. Ama kendini sıktığın noktada, yani o boşlukta kalamadığın noktada, zamansızlık ve mekansızlıkta kalamadığın noktada panik atak, çünkü eski frekansının dışında bir frekansa geçiyorsun. Yani adam köpek kokularının, köpek çiftliğindeymiş, gül kokusunun içine düşünce bayılmış, alışık olmadığı bir koku. Yani beden yükünden bir anda kurtulduğumuzda boşluğa düşeriz. Mesela dünyanın
en sessiz odasına insanları alıyorlar. İnsanlar dengelerini kaybetmeye başlıyor. Şey yapamıyorlar. Çünkü zihnin bütün frekansları kesildi. İlk defa bir sessizlik var. Bir saniye ne oluyor yani? Yer şiddetli bir sarsıntıyla sallandığında da insan buna ne oluyor dediği vakit. Sessizlik olduğunda ne oluyor diyor. Veya pineal bezin titreşimi şu anda motorla gidiyorsun. 80-90'la gidiyorsun. Titreşim bu diyelim. Ama motor 220 yaptığında bir anda ne oluyor diyorsun. Buna ne oluyor? Yani farklı bir faza geçtiğimiz andaki o adaptasyonu kolaylıkla yapabilirsek travmatik bir şekilde doğmayız ve travmatik bir şekilde ölmeyiz. Bu doğuştan getirmiş olduğumuz zeka aslında bizim öz varlığımızdır. Bu öz varlığımızı yani imanımızı yani zekamızı, zeka zekat kökünden parlaklık anlamındadır. Freşlik, cam, net gibi olma, üzüm salkımı der huriler için. Üzüm salkımları diri diri. Yani her birisinde güneşin ışıklarını görebiliyorsun. Suyu içtiğin zaman bütün iliklerine kadar, hücrelerine kadar yayılıyor. Bir katılık yok, bir put yok, bir çerçeve, bir sınır yok. O kadar holografik olarak varlığa yayılmış ki, işte ölümü böyle görebilmek, yaşamı böyle görebilmek, düğün gecesi olması bunun veya azap günü olması, bu tamamıyla bizim o boşlukta, o hiçlikte, o zamansızlık, mekansızlığın içerisinde farkında kalmamızla alakalı, imanımızla alakalı. O açıdan Kubilay, orası sırattı işte, orası geçiş köprüsüdür. Sen üç duyguyu, hiç yan yana getiremediğimiz üç duyguyu ölümle eşleştiriyorsun. Şöyle ki hem videolarında hem de yazılarında karşılaştım. Şöyle diyorsun, cinselliği aşmış insan öfkeyi aşıyor, öfkeyi aşan ölümü de aşıyor. Hı-hı. Şimdi 40 yıl düşünsen bunları bir araya getiremem. Cinselliği aşıyorsun, öfkeyi aşmış oluyorsun. Öfkeyi aşınca da ölümü aşıyorsun. Bize aradaki bağlantıyı lütfen anlatır mısın? Cinsellik hayata girdiğimiz noktadır. Ölüm ise hayattan çıktığımız, yeni bir hayata girdiğimiz noktadır. Yani tünelin bir ucu cinselliktir, giriştir. Ölüm ise çıkıştır. Arada enerjinin en yoğun pik yaptığı öfke nedir? Onu şey yapacağız. Şimdi enerjinin birikmesi, içeride birikmesi ve bu enerjinin ortamını bulduğu anda ya bu kusabilir karşı tarafa tamamıyla veya bu bekletiriz içeride, kusmayız efendim, bizi zehirler, kanımızı zehirler veya bunu simya olarak boşluğun enerjisiyle alan olduğu zaman, yani uzay olduğu zaman, alan olduğu zaman, boşluk olduğu zaman, nasıl ki düzensiz olanlar düzene giriyor, sıkışıklıkta düzenler bile sıkışıyor. Şimdi cinsellikte ne oluyor? İkiyi bir yaptığımız alan aslında. Geçmişi ve geleceği, zamanı ve mekanı, Rahman'ın ve Rahim'in kesişimindeki o orgazmik dediğimiz, orogonit dediğimiz organizasyon, organların enerjisi, yani varlığın titreşimi, yani oluşun aslında kendisinin titreşimi. O titreşimin içine düşüyoruz. Yani yukarıya doğru bir tırmanma var cinsellikte ve bir boşluk deneyimi var. Fakat o boşluk deneyiminden sonra çok yere doğru bir çakılma var. Yere doğru çakılma. Yani bir üçgen çiziyoruz. Yukarı doğru çıkıyor. Bir şey oluyor orada ve bütün arayış aslında o şeyin devamiyeti için. Yani o şey keşke devam etse ama olmuyor, tekrardan aşağıya düşüyorsun. Şimdi bu nedir? Yani üçgenin iki ayağının tepe noktasında, kadın ve erkeğin kesişim noktasındaki o titreşimde az önce dediğim gibi ölçeğimiz değişiyor. Yani filmin kareler olarak okunması var. Bir de filmin ana temasının anlaşılması var. Cinsellikte olan şey, biz burada evrenin titreşimine, ilahi olanın o vecdine, ki bu yaratıcı enerjidir, ki Nikola Tesla çok enteresan, bu orgazmik enerjinin titreşiminin insanları şifalandırması,
ve Tesla'nın orogonitlerle ilgili, yani iki farklı elementin, mesela tahtanın ve metalin, suyun ve toprağın, kadının ve erkeğin, yani iki zıttın bir araya geldiği noktadaki dönen enerjide iki başka bir şeye dönüşüyor. Ne gibi? Beynin sağ ve sol lobu birbiriyle iletişime geçtiğinde, matematik ve şiir oluştuğunda efendim idrak ediyorsun bir şeyi. Yani bu idrak akılsal bir şey değil de aklı aşan bir şey veya farklı türevde bir akla geçiyorsun. Yani yemeğin tadı hakkında konuşuyordun ama ilk defa yemeği yiyorsun. Varlık nedir sorusuna felsefi cevaplar getiriyorsun aklını, ama sen orada varlığın rahmi içine düşüyorsun. Cinsellikte varlığın rahmi içerisine düşüyorsun. Eğer ki varlığın rahmi içerisine düşmüş olduğunu, orgazmik enerjiyi, yani her bir hücrenin o sağlıklı titreşimini, ki İmam-ı Gazali öyle söyler, cennetliklerin her hali der, her anı der, dünyadaki insanların o orgazmı, o titreşimi gibidir. Yani o nasıl bir çözülmedir, o nasıl bir erimedir ki insanlar aslında hep oraya çekilmek ister ve insan oradan gelmiştir. Aslında insan bu titreşimin mayasıyla hücreleri bir araya gelmiştir. Buna işte orgazmik enerji, orogonit enerjisi, vecd enerjisi, ilahi titreşim, birçok isimler de verilebilir. Salat, bağlantı demektir. Bağlantıya geçirmek demektir. Keşke o salat daimi olsa, huzuru daimi olsa, o çözülme. Bunu düşün ki biz bedende hissediyoruz. Bedendeki, bedenden başka bir şeyi doğuruyor. Hani bu beden orgazmı belki çocuğu, beden çocuğunu doğuruyor. Ama beden olmadığımızı fark eden o bilince çıktığımızda ruhun kendisini bilmesi, uyanması, kendinden kendine o uyanışa geçmesiyle beraber ruh çocuğunun doğması, ruh çocuğu şuurdur ki artık o nihai bir gözlemci misali, ateş onu yakamıyor, su onu ıslatamıyor, rüzgar onu savuramıyor, toprak da onu kurutamıyor. Demek istediğim şey, o namazı daimide olan, o varlığın rahim noktasındaki titreşimi muhafaza edebilen kişilere dışarıdan sebepler tesir edemiyor. Onlar aşmış oluyor bunu. Yani onları öfkelendiremiyorsun. Anlatabildim mi? Çünkü onlar öyle boşlukta durmaya alışmış, çift kanatlı bir şekilde süzülüyorlar ki biz pençelerimizle kayalara tutunmuşuz, kanatlarımızı kullanmaktan korkuyoruz. Çünkü kanatlarımızın olduğunun farkında değiliz. Çünkü pençelerimizi kullanacağımız nokta da var tabii ki. Yani kuş ayaklarıyla şeriatı, kanatlarıyla hakikati, başıyla da marifeti temsil ediyor. Hepsi olması lazım. Tutunduğumuz noktalar da, köklendiğimiz, bu dünyaya kök saldığımız noktalar da olacak. Ama dünyayı aşan boyutumuz da tabii ki olacak. İkisi arasında bir yol tut. Namazda sesini ne yükselt ne de alçalt. Bütün köksüz bir ağaç gibi yukarıya çıkıp hiçlik nirvana değil. Çünkü İslam denge demektir. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın işte bir çocuğun, kuşunun vefat etmesi, gidip onun gönlünü alması, bir karıncanın bile incitilmesine izin vermemesi, ama bir savaşta veya savaş içerisindeki tutumlar farklı. Evet, orada karınca incitmiyor ama orada başka bir şey yapıyor. Veya çocuğun kuşuyla ilgileniyor ama Allah'tan vahiy de alıyor. Denge, yani köklü bir ağaç misali. O açıdan cinsellik giriş noktası ve cinsellikteki nihai nokta boşluk ve kişi o alan genişlemesinde artık dışarıdaki unsurlar suyun akışı gibi artık ona tesir etmiyor. Yani o noktada ne kadar durabilirsek boşlukta veya onu ne kadar sürdürülebilir kılarsak, o lezzet-i ruhaniyeye geçiş sağlayacak bedeni titreşimi, bedeni orgazmı, o noktada ne kadar
kalbi, aklı selim, kalbi selim, nefsi selim, nefsi dengede durabilir, uzatabilirsek artık orada birbirinden kopuk olan, birbiriyle iletişimi silikleşmiş olan hücrelerden tutun kelimelere kadar her şey birbiriyle irtibata geçmeye başlıyor. Yani bir şey gibi düşünün. Oksijen içerisinde olduğunuzda nasıl hücreleriniz canlanıyor? Evrenin titreşimi içerisinde olduğunuzda da bütün aklınızdaki kelimeler ve kavramların yerine oturması, hücrelerin birbiriyle ve hatta ondan sonraki o fresh hal, artık sen, evet, artık sen. Peki o sarayı gördükten sonra gece titreşimle Big Bang'deki künfe yakındaki titreşim aynı titreşim mi? Tam olarak bunu demek istiyorum. Çok güzel. Aynı. Yeni doğum. Nasıl ki yani anne baba bir Rahman tecellisi. Nasıl ki anne baba birleşiyor, çocuğu doğuruyor. Aynen öyle. İşte bilinç ve uzay bir araya geldiğinde evrenleri doğuruyor. Yani uzayın yani madde ve niyet bir araya geldiğinde evrenleri doğuruyor. Kadın ve erkek çocuğu doğuruyor. İşte o iki denizi bir araya saldık, birbirine karışmazlar ama kavuşurlar. Kıldan ince, kılıçtan keskin. O kavuştukları noktada olan bir kişi için öfke içeride sıkışmış enerjidir. Ve o enerjiyi siz patlatmak için, dışarıya kusmak için dışarıda bahaneler ararsınız. Aynı şekilde yaşam da kendi içimizde yaşanmadığı için sıkışmıştır ve yaşam ancak yaşanılırsa gerçekliğine ulaşacaktır ve bu da ancak ölümsüzlüğü deneyimlemekle, yani beden olmadığınızı, zihin olmadığınızı, bunların gözlemcisi olduğunuzu fark ettiğiniz düzlemde gerçekleşecektir ve cinsellik anında o enerjinin, o biyoelektriğin pik yaptığı noktada dünyevi algınızdan, zihinsel frekansınızdan çıkarsınız. O zaman ben kimim sorusunun deneyimi içerisine düşersiniz. Doğru cinsellik dediğimiz şey aslında işte Hazreti Fatıma'ya Betül denmesinin de ondan sonra yani tantra, tantrik üstadlar ne demek? Onlar doğumlarında da bilinçliler, ölümlerinde de bilinçliler. Yani buluşmaları onların ilahi bir vecd ile. Yani zihinsel ve bedensel hazlar için değil, ilahi bir lezzet için, bir zevk, bir yaratım için bir araya geliyorlar. Orada bile bilinçliler. Çünkü bütün hücrelerimiz, bir üstadın söylediği, en kaba ifadeyle diyor, annen baban sevişti ve sen oldun. Şu mucizeye bir bakar mısın diyor. Ve gerçek anlamda ruhsal buluşma olsaydı, yani işte Ehl-i Beyt'in inmesi de aslında bu ruhsal buluşma diyebiliriz. Yani çünkü cinsel çakramıza da baktığımızda Habir, Halik, Hallak isimlerini görüyoruz. Yani Allah'ın kendisini oradan haberdar etmesi. Haberdar ediyor. Tekvin sıfatı. Yaratım orada gerçekleşiyor. Yaratımın tezgahı orası. Yaratımın fabrikası orası. Ve bu yaratımın fabrikası içerisine o bilinci katmak demek ne demektir? Aslında o zamansızlığı ve mekansızlığı kıta kalmayı ne kadar hüner haline getirirsek, yani zihinsizliği orada ne kadar deneyimlersek, çözülmeyi orada ne kadar deneyimlersek, ne kadar uzun süre kalabilirsek artık bazı olaylar aşağıda kalmaya başlıyor ve onlar bize ulaşamıyor. Yani etrafımızda ve bizim Yunus'un dediği gibi ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim mi oluyor orada? Aynen öyle. İşte ateş onu yakamaz, su onu ıslatamaz, rüzgar onu savuramaz, toprak onu kurutamaz. Dolayısıyla o şimdinin içerisinde her şeyin mükemmelen olduğunun rızası ve kabul edişi içerisinde efendim geçmişle tüm bağlarını dengelemiş, aşmış, gelecekte de ümit ama şimdiyi değerlendiren bir bilinç. Yani tüm varlığınla buraya kök salmış oluyorsun.
bedendesin ama beden değilsin. Evet, orada bir cinsellik var ama aslında cinselliği aşmak için bir cinsellik var. Yani bedeni aşmak için. Onun için biz kadim cinsellik eğitiminde şunu hep vurgu yapıyoruz. Şehvetten sevgiye, bedenden bilince, tohumdan ağaca. Çünkü insan bunu aşamadığı, şehveti aşamadığında şefkate geçemez. Efendime söyleyeyim, şefkat, şefaat bütün ile olan ilişki. Şehvet bedenle alakalı lokalize bir durumdur. Şefkat ise bütünle alakalı bir bilinçlilik içerir. Tohumun ağaç olup içinde binlerce meyveyi ve tohumu bulundurması gibidir. Dolayısıyla burada bir simya var. Aynı şey ölüm anında da olmakta. Yani ölüm anında da cinselliğe benzer bir durum var. Hatta deniz tutması olur değil mi? Denizde insanların mideleri bulanır ve kusar insanlar genelde. Değil mi? Böyle bir deniz çok çalkantılı olduğunda. Yani o halbuki siz o denizin dalgalarıyla beraber olabilirseniz, eş zamanlı olabilirseniz, o akış içerisinde olabilirseniz kasmadığınız için mideyi, sıkıştırmadığınız için bölgesel kusma olmaz. Bölgesel kusma sadece cinsel noktadan enerjinin boşalmasıdır, çözülmesidir. Halbuki o enerji aslında yukarı çıkıp bütünden torusu oluşturmak için verilmiştir. Ama insan sadece bölgesel olarak hapşırır. Halbuki kozmik hapşırma az önce dediğimiz Big Bang, büyük evrenin doğması. Yani köklerden almış olduğumuz enerjiyi, suyu ta yukarı kadar çıkartıp pinealin etrafında bir torus oluşturabilirsek, yaşam çiçeği manasında, o zaman kişi artık bir noktada değil, o noktanın sonsuzluğunda bir farkındalık oluşturur. Tabii bu süreç içerisinde olacak bir şey. Bu bir çalışma. Bu bir hüner haline getirme. Yani çikolatayı gördüğün anda ağzının suyu akıyor ve saldırıyorsun. Ama sana diyor ki bak, o dışarıda görmüş olduğun çikolatayı sen aslında içeride yiyorsun fakat farkında değilsin. Eğer elini atmaz, ağzından çıkan suyun tadına varırsan kendinin zaten çikolata olduğunu, kendinin zaten o olduğunu deneyimleyeceksin gibi bir antrenman sadece. Bu antrenmanı anlayan ve bunun üzerine çalışan kişi cinselliği aşar. O zaman o kişi neye öfkelenebilir ki? Öfkesi sadece hikmet üzere olur, bilinç üzere olur. Yani etki tepki mekanizmasının kurbanı olarak değil, farkındalıklı bir eylem olarak eylemde bulunur. Yani sen bana bunu dedin, ben de sana bunu diyeceğim değil. Kendinden de çıkar, karşıdakinden de çıkar. Benim en çok kendi dünyamda yaptığım, çıkış noktası bulamadığım noktalarda diyorum, ey Allah'ın Resulü, siz olsaydınız nasıl yapardınız bunu? Hani kendi hakkım, karşıdakinin hakkı çatışmaya girecek. Ama Allah'ın Resulü'nü koyduğunda, üçüncü bir ara unsuru koyduğunda nasıl döngü oluşuyor? İkinin üçüncüsü Allah'tır manasında. İşte öfke, etki ve tepki mekanizmasının çatışması, sürtüşmesi ve birbirini yok etmesidir. Halbuki cinsellikte biz sürtüşme değil, çatışma değil, buluşmadır aslında. Orada başka bir nokta var. Onu keşfetmek için iki şey birbirine buluşuyor. Eğer bunu yakaladığımız noktada, bunu yakaladığımızda ve burada kalmayı hüner haline getirdiğimizde, yani şehvetten sevgiye geçişin antrenmanını yaptığımızda, ölüm bedeni cırmalamak, zihinden çıkamamak şeklinde değil. Hasbinallahu ve ni'mel vekil. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve şimdilik bunu deneyimliyoruz. Şimdilik bunun içerisindeyiz. Noktasındaki bir akışa, bir geçişe aracılık eder ki, Tao'cu metinlerde öyle söyler. Bıçağı tutan parmak uçlarında Tao'yu bulacaktır der. Bıçağı çok sıkarsan parmaklarını kesersin. Bırakırsan da bıçak düşer. Öyle bir tutmalısın ki kıldan ince kılınçtan keskin, berzah, ara form noktasında. Öyle bir dokunmalısın ki. Tutmak vardır, bir de bırakmak vardır. Ama dokunmak başka bir şeydir. Az önceki tasvirde tereyağından kıl çeker gibi ölecekler ve dikenli telle böyle cadı çıkıyor gibi ölecekler arasında
Ben şunu anladım, yanlış anladığım yerleri lütfen düzelt. Bütün kadim bilgilerin, semavi dinlerin söylediği ölmeden önce ölün. Yani nefsinizin size dayattıklarından soyunun. Peki öldükten sonra hep zebanilerden bahsedilir. Kelimelerle çok uğraşan biri olarak zebani yani zebun olduğumuz şeyler. Bu çok tutkuyla aynen, bağlandığımız... Evet, tutkuyla bağlandığımız şeyleri bırakmadan kolay ölümün yolu yok mu? Senin anlattıklarının sonucunda bunu söyleyebilir miyiz? Bu sımsıkı sarıldığımız, içinde evlat olabilir, içinde kariyerimiz olabilir, içinde gözümüz, kaşımız, kapıdaki arabamız neyse. Bunlardan vazgeçmedikçe ölümün kolaylaşması mümkün değil mi? Çünkü kapı kapandı, öbür taraftasın ama bunların hepsi bu tarafta kaldı. Ulaşabilmen mümkün değil. Ve sen hala onunla bağını sürdürüyorsun. Evet. Yani şöyle, Gurdjieff'in güzel bir örneği var. Der ki, sen ata biniyorsun, sen sürücüsün, sen binicisin. Fakat uykuda olduğun için at seni götürüyor. Yani onları bırakmak demek, kalben bırakmak demek. Yani onların üzerine çıkabilmek, bir anlamıyla sen binicisin, sen sürücüsün. Sen kullanılan değil, kullanansın. Yani işte aklın, diğer şuurun veya diğer aza ve organları kullanması. Sen görülen değilsin, sen görensin. O minvalde kendi frekansını düşürmek, bir odanın içinde sıkışıp onu dünya zannetmek, Risale-i Nur'da geçen bir damlada boğulmak, bir bakışta kaybolmak, bir kaşık suda boğulmak gibi insan... İşte o tohumun çatlaması sabrını eğer ki gösterebilirse ızdırap, azap ruhu çekmiyor çünkü. O zaman ruhu azap çekmiyor. Ve şu anda belki de ben söylüyorum yani bunu bir yaklaşım olarak söylüyorum. Belki de çoktan öldük, dirildik ve burada şu anda kabir azabımızı, küçük çaplı cennetimizi veya cehennemimizi şu anda seriül hesap, yapmış olduğun şeyin anında karşılığını görüyorsun. Bir yalan söylüyorsun, bedeninde asit salgılanmaya başlıyor. Asitle hücrelerin ölüyor, hücrelerinle bilincin kapanıyor ve zevk almamaya başlıyorsun ve cehenneme gidiyorsun gibi. Evet, yani evet. İlla bunun için ölümü beklemeye değil, şu anda da biz zaten cennetimizin veya cehennemimizin durumlarını yaşıyoruz aslında. Yani i̇şte buna da idrak deniyor tasavvufta. Evet. İdrak. Evet. Yani rüyamızda görmüş olduğumuz rüyalar zaten bizim nerede olduğumuzu, ne olacağımızın da işaretleri olabiliyor. Veya şu anki olayları ne kadar koordine edebiliyor, dengeleyebiliyorsak, irademizi güçlü tutuyorsak, o kadar da o boyuta girdiğimizde, rüya boyutuna girdiğimizde, düşünsenize rüyanın içinde uyandınız fakat dünyaya uyanamıyorsunuz. Yani bir kabusun içinde kapalı kaldınız. Al sana kabir azabı işte. Ha işte yani hayır. Oradan sonra işte ve en çok ilişkilerden, kul hakkından olacak. Niçin yaptın, niye yaptın? Aslında sorguya çekinmiyoruz. Kendimize zaten otomatik sorguya çekiyoruz. Değil mi? Yani bunu şöyle söyleyebiliriz. Sarayı gördükten sonra gece kondu üzerinde konuşmaya başlıyorsun. Gece kondudayken hiç konuşmuyorsun onun hakkında. Ama sarayı gördüğün anda ben neredeyim diyorsun. Şimdi bu dünyadayken vicdanımız çalışıyor mu? Bir nebze çalışıyor. Ama gerçek vicdan sahiplerini gördüğümüzde ve uyandığımız anda veya başımıza geldiğinde eyvah diyoruz. O zaman vicdan, o zaman levvame mertebesinde kendimizi yargılıyoruz. Diyoruz ki burada böyle hata ettim, ağlıyoruz, tövbe ediyoruz. İşte gusül alıyoruz, abdest alıyoruz. Yani kendi zihinsel cehennemimizden bilinç cennetine doğru İlla bunun işte bedenen öleceğim de öldükten sonra hesap kitap, şu anda da hesap kitap görülüyor zaten. Allah seriül hesaptır, anında görüyor. Ha bazı davalar vardır, öte tarafa kalabilir mi? Kalabilir. Yani bu dünyada çözemezsin. Allah rüyada bir ilham verir, ilhamla çözebilirsin. Veya bu dünyada yediğin hurmalar rüyada seni cırmalar. Derin rüyadır aslında ölüm. Ölüm daha derin bir rüyadır. Uyanamayacağın bir rüyanın içindesin yani. Öyle bir rüyadasın ki ne zaman bitecek bu rüya diyorsun. Şimdi ölmeden önce ölmüş kişiler için de bu dünya bir rüya. İşte onun için müminin zindanıdır diyor yani burası. Yani Kubilay, gerçeği şüphe bizi görmüş uyarıyor ki. Ama
Ben seni bırakmayacağım Şükrü'den. Kısacık biraz daha zaman isteyeceğim. Çünkü bana çok soruyorlar. Sana sormazsam vallahi çok hırpalarlar. Birkaç küçük kısa sorularım olacak. Ama ölüme yakın deneyimlerden. Hani bu near death experience var ya. Bu gidip gelenler. Özellikle koma tecrübesi. Biz Ömer'le, Ömer Çelakıl'la şifreler programını yaparken çok konuştuk bunları. Senin de bu konudaki bakış açını çok merak ediyorum. Bir, komada ağır deneyim yaşayan ve ölümü bir anlamda tadan ama tekrar dünyaya dönenler var. Hepsinin ortak bir noktası var ki hiç gelmek istemedim diyor. Evet, evet. Bununla ilgili neden? Konuklarımız da olmuştu stüdyoya. Şimdi soruyorsun. Beyaz bir ışık gördüm diyor, o ışığa doğru yürümek istedim diyor. Ortak bir ifade, bu beyaz ışık. Hani içine girmesem efsane diyeceğim ama her gelen mi aynı şeyi anlatır? Tabii, tabii. Her tecrübe mi benzer reaksiyonlarla tanımlanır? Beyaz bir tünel vardı, o tünele doğru yürüdüm. Tekrar dönmem için doktorlar çağırdığında hiç gelmek istemedim ama sonra döndüm. Evet. Bunu nasıl anlatırız? Enerjinin hangi halidir dönmek istemeyen? Oysa işte çocuğu var, eşi var, annesi var, babası var ama gelmek istemiyor. Nasıl bir yer orası? Gen bencildir yani. O önce kendisini öyledir. Hele öyle bir noktaya gittiğinde. Bu senin araştırmalarında da karşılaştığın bir şey mi bu? Yani şöyle söyleyeyim. Yani bununla ilgili çok şeyler anlatılabilir. Yani ben yüzlerce tecrübemi, yüzlerce astral, binlerce deneyim anlatabilirim bunlarla alakalı. Artık ben kendi dünyamda sadece dünyaya topraklanmaya, dünyaya inmeye, dünyaya köklenmeye çalışmıyorum. Dünyaya kökleniyorum. Yani bunlar benim doğuştan beri merak ettiğim ve çok da tecrübelerim oldu bu konularda. Sadece şunu söyleyeyim size. Bir televizyon ekranının içerisinde görüntüler kaybolduğunda sadece ışık vardır. Allah'ın nuru semavati vel ard olarak ifade edebilirim bunu. Aslında sadece ışık var. Lao Tzu'nun da ifade ettiği gibi ışık o kadar aydınlıktır ki yani karanlıkmış gibi görülür diyor. Yani varlık o kadar çok güzel. Aydınlıktır ki biz o aydınlığı fark edemeyiz, karanlıkmış gibi görürüz. İki fazın %51 ve %49 oranlarının arasındaki noktaya, görünür alana biz dünyamız diyoruz. Ve yukarıda da ışık var, aşağıda da ışık var. Aradaki gölge varlığımız dünya ve fazımız ve frekansımız değiştiğinde, yani pineal bezin titreşimi diyebilirsiniz buna, veya işte tansiyon düştüğünde, algı zayıfladığında, İşte yıldız ışık kaynağıyız. Bilinç, ışık ve madde, üçü de eş anlamlı. Madde de bilinçlidir ve ışığın kısmi bir parçasıdır. Aslında bilinç de kendisini hep bir maddi unsurla gösterir. Bedenleriniz ruhlarınızdır, ruhlarınız da bedenlerinizdir hadisinden. Ölüm bir eşiktir, bir geçiştir ve evet sen o ölüm sekeratında ve anında ışığı görüyorsun. Fakat o ışıktan sonra kendi zihinsel ve bilinçaltı yapını oraya projekte edeceksin ve orada da bir yaşama geçeceksin. Bu cennetin mi olur, cehennemin mi olur? Tamamıyla bu boyutta yapmış olduğun şeye bağlı. Yani bilincin silikleştiği noktada ışık vardır. Zihnimizin silikleştiği noktada ışık vardır. Işığın üzerine zihninizi yansıttığınızda o dünyanız olur. Geçiş noktası. Tabii o arada çok sorgulamalar yaparsınız. Kabir azabı o anda olur. İlişkiler, kul hakkaları, ne yaptın? Yani o neden dönmek istemez kişi? O sürece çıkarken belki azaplardan dolayı ama onu gördüğü anda bütün her şey çözülür. Yani bir rüyadan uyandığın anda onun rüya olduğunu anlarsın ve artık onun azabı ve etkisi üzerinde şey yapar ya. Kalkar ama bu sefer dünyanın işleri başlar. Fakat kişi zeki ise eğer ki, ya Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi, rüyada elini ayağını kesseler bilirsin ki bu bir rüyadır. Bu dünyada yaşamış olduğun her şeyi de sanki bu şekilde
algıladığın anda o zaman gerçekten bu dünya cennet olur. O zaman gerçekten aşmış olur kişi öfkesini dediğimiz, yani sıkışık enerjileri de aşar ve ben varken ölüm yok, ölüm varken de ben yok diyor ya, yani niye korkayım bundan? O ölüm korkusunu, ölüm bir geçiş sadece. O açıdan o ışık sıçrama noktası, her şeyin silikleştiği an, yani %50, %50 olduğu noktada ışık vardır. %51, %49 aralığında ise dünyadayızdır. Ara ara böyle fazlar birbirleriyle pişti yapar yani. O pişti yaptığı anlarda işte bir hayattan diğer bir hayata doğru geçiş yapmaktayız biz. Tıpkı her an burada bir gemi misali dalgalar üzerinde olduğumuz gibi inşallah. Kubilay'cığım, evet. Ağzına sağlık. Şükrü bir daha uyarmasın istiyorum. Yoksa benim hala sorularım bitmedi sana. Olur. Çok teşekkür ediyorum. Zahmet ben verdin. Teşekkür ederim. Çok yordum. Kim bilir uygun olursan ilerleyen zamanlarda bir video daha çekebiliriz. Keyifle. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Ben çok faydalandım. Dilerim izleyenler de faydalanacaktır. Ağzına sağlık. Yeni çıkan kitabının ismi neydi? Söyleşileri mi derledin? Yeni çıkan bir ay önce çıktı. Onu ben sohbetlerimden deşifre etti. Hasan Yener, sevgili arkadaşım. O kendini bilme bilinci üzerine bir kitap. Yine Selis'ten çıktı. Seminerlerimizden, konferanslardan, seminer ve konferanslardan derlemeler onlar. İnşallah.